Tarhana ile ilgili olarak 1, 2, 3, 4 numaralı yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Tarhana çorbası tarihi çok eskilere dayanan geleneklerimizden biridir. Buradan bir numaraya ulaşabiliriz. Geleneksel mutfak ürünlerimizdendir. Ne yapıyoruz? Bu cümlemizden bunu rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Demek ki bir numaranın olması gerekiyor. Ana malzemesi yoğurt olmakla birlikte yöresel değişiklikler gösteren cümlesinden ise yörelere göre farklılık gösterdiği anlamını çıkartabiliriz. 2 numarada genellikle kışın tüketilen bir yiyecektir. Böyle bir bilgi verilmemiş. İstenildiği zaman tüketilebileceği söylenmiş. Onun için 2 numara olamaz. 4 numarada sindirim sistemini düzenlemeye yardımcıdır. Faydalarında böyle bir şey sayılmamış, böyle bir fayda söylenmemiş. Onun için 4 numarada olamaz. Buna göre A, C ve D seçenekleri olamaz. Doğru cevap 1 ve 3, B seçeneği olacaktır. Tarhana'nın besleyici bir gıda olarak nitelendirilmesinin nedeni nedir? Bu metnimizin ilk cümlesinde yer alıyor. Yapımında kullanılan türlü malzemelerden dolayı çokça kullanılan besleyici bir gıdadır. Besleyici olmasının sebebi neymiş? Yapımında türlü malzemelerin kullanılıyor olmasıymış. A seçeneğinde ana malzeme olarak yoğurt kullanılması olamaz çünkü türlü malzeme yani çeşitlilikten bahsetmesi lazım. C seçeneğinde mayalanma sürecinde besin değerinin artması böyle bir şeyden bahsetmiyor. Besin değeri artar demiyor mayalandığında onun için C seçeneği olamaz. D seçeneğinde kurutma işleminin doğal yollarla yapılması bu da onun besleyiciliği olarak söylenmemiştir. D seçeneği de olamaz. B seçeneğinde içeriğindeki malzemelerin çeşitlilik taşıması zaten bu da söylenmişti. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Bu parçadan hareketle tarhana ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır? As seçeneğinde bekleme süresi türünü belirler. Baktığımızda beklediği zaman tarhananın türü yani artık çeşidi neymiş o ortaya çıkıyor. Uzun süre beklerse ekşi tarhana oluyor. Kısa süre beklerse tatlı tarhana oluyor. Demek ki buradan neye ulaşabiliyoruz? Bekledikçe türü ortaya çıkıyor. Bu sonuca ulaşabiliyoruz. Demek ki A seçeneğine kesinlikle ulaşmamız mümkün. B, C ve D seçeneklerini kontrol edelim. B seçeneğinde organik malzemelerden yapılır diyor. Yapıldığı malzemeler organik mi, değil mi? Böyle bir bilgi bize verilmemiş. Onun için B seçeneği olamaz. C seçeneğinde ülke ekonomisine yön verir. Bir ilin ekonomisine katkı sağladığı söyleniyor ama ülkenin ekonomisine gelir getirecek veya ülke ekonomisine ciddi manada gelir getirdiğine dair bir bilgi verilmiyor. Bu da ülke ekonomisine yön verdiği şeklinde bir bilgiye ulaşmamızı imkansız kılıyor. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde evlerde imece usulüyle üretilir. Evlerde yardımlaşma yoluyla üretildiği söylenmemiş. Böyle bir bilgi metinde yer almıyor. Onun için D seçeneği de olamaz. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A seçeneğinde tarhana yapımı için en uygun aylar hangileridir? Bunlar söylenmiş. Hangileriymiş? Bunlar Eylül ve Ekim aylarıymış. Demek ki A seçeneğine ulaşabiliyoruz. B seçeneğinde un haline getirilen tarhana nasıl saklanmalıdır? Bez torbalarda saklanmalıdır. Bu da metinde yer alıyor. B seçeneği de olamaz. C seçeneğinde tarhana çorbasını tüketimi Sadece ülkemizde mi sınırlıdır şeklinde bir soru sormuş. Baktığımızda ihraç edildiği söyleniyor. İhraç etmek ne demek? Dış ülkelere satmak demek. Yani ülkemiz dışındaki ülkelere de bu tarhananın satışı varmış. Demek ki sadece ülkemizde sınırlı değilmiş. C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde tarhana çorbasının insanın yaşam süresine etkisi var mı? Böyle bir bilgi metinde yer almıyor. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki fıkralardan hangisi bu parçada sözü edilen duruma örnek olabilir? Nasrettin Hoca bazı fıkralarında bireyselleşmiş bir tavırda karşımıza çıkar ve bizlere çevreye, var olan otoriteye boyun eğmek yerine kendi aklımızı kullanmamızı önerir. Ona göre şartlar neyi gerektiriyorsa çevremizi aldırmadan onu yapmalıyız. Ölçüt kendi aklımız olmalıdır. Burada söylenen şey ne? Çevremize aldırmadan, yani insanlar ne der düşüncesine kapılmadan kendi aklımıza göre hareket etmeliyiz olmalı. B seçeneğindeki fıkraya baktığımızda Nasrettin Hoca bir yere giderken eşe önce oğlunu bildiriyor. Bunu görenler ayıplıyor zamane gençliği bak. Kocaman adam yürüyor, çocuk eşeğe binmiş diyor. Bunun üstüne oğlu iniyor, Nasrettin Hoca eşeğe biniyor. Bu sefer de diyorlar ki başkaları, şuna bak çocuk burada perişan olmuş, hoca eşekle gidiyor, ayıplıyorlar. Bunun üstüne hoca da çocuk da eşeğe binmiyor. Eşek önde hoca ve oğlu arkada yürüyor. Bunu görenler yine ayıplıyorlar. Diyorlar ki bunlar da akıl yok. Eşek boş boş gidiyor. Bunun ikisi kanter içinde kalmış diyorlar. Ve en sonunda Nasrettin Hoca ne diyor? Ne yaparsak yapalım herkesi memnun edemeyiz. Yani çevremize aldırmadan kendi aklımıza göre hareket etmeliyiz mesajını hoca B seçeneğinde veriyor. Buna göre A, C ve D seçeneklerinin olamayacağını anlıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? İlk dizemiz ve ikinci dizemize baktığımızda denizler ortasına bak yelkensiz bıraktın diyor. Burada neye ulaşabiliriz? Yalnızlığa ulaşabiliriz. Denizin ortasında ıpsız bir yerde hem de yelkensiz kalmış, yani yalnız tek başınaymış. Ne yapabiliriz? Buradan B seçeneğine ulaşabiliriz. Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı. Buradan da A seçeneğine ulaşmamız mümkün. Yani hiç beklemiyordum. Sen bütün inançlarımı yıktın. Beni hayal kırıklığına uğrattın demek de. Demek ki A seçeneğine de ulaşmamız mümkün. Beni sensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın diyor. Demek ki onsuz olmaktan büyük bir üzüntü duymakta bir acı yaşamakta bu da ayrılık acısıdır. Buradan da ne yapabiliriz? D seçeneğine ulaşabiliriz. C seçeneğinde sevgiliye özlem diyor. Dizelerimize baktığımızda daha çok bir hüzün içeriği olduğunu görüyoruz. Sevgiliye özlemli ise hüzünden daha çok bir beklenti söz konusu. Onun için C seçeneğine ulaşmamız mümkün değil. Doğru cevap C seçeneği olacaktır.